Şimdi yüzeylerini kapattığımız parçayla devam edelim istiyorum. Hemen burada. Hemen açıldı. Bakın gördüğünüz gibi kapattığım yüzeyler şu an cam ortamında olduğum için gözükmüyor. Çünkü ben dün bunları cam ortamına aktarmamıştım daha. Hemen onları aktaralım. Tekrar sol taraftan geliyorum. CAD ortamına geçiş yapıyorum. Hemen yüzeylerim geldi. Bunları hemen şöyle Add Optional Geometry deyip Shift'e basılı tutarak seçtim. Sağ tuşla onayladım. İstersem ismini değiştirebilirim. Ben değiştirmek istemiyorum. Okey deyip devam ediyorum direkt. Yüzeyler yüklendi diyor. Okey dedim. Şu anda cam ortamındayım. Bakın. Ve yüzeylerim de gözüküyor. Bundan emin olduktan sonra işlemlerime devam edebilirim. Ben şimdi 2,5 eksende çok kullanışlı olan bir komutu göstereceğim. Bunun ismi tanjantlı kör. Hemen sağ tıklıyorum. New Toolpad dedim. New Toolpad dedim. Hemen geldim tanjantlı curve'ü seçtim. Okey dedim. 2,5 eksen sekmesinin altından tanjantlı curve'ü seçtim. Okey dedim. Burada zaten Toolpad Parameters kısmında Machining Zone'la başlayıp Cutter Movements'la biten yerin aynı olduğunu söylemiştik. Bizim özelleştireceğimiz kısım şu kısım. Takımım kalsın, takımım böyle kalsın. Climb kesme yönümü değiştirmeyeceğim şimdilik. Bu tanjantı curve'u kullanırken birçok parametre var. Yani birçok takım yolunu özelleştirebileceğiniz seçenek mevcut. Bunların hepsinin farkını teker teker göstereceğim inşallah. Önce bir şu toleransımı ayarlayayım. %1 yapayım. Onda birden. Daha sonra benim bir curve seçmem gerekiyor. Z of the curve Machining Zone pardon. Curve Machining Z Movement kısmında Z of the curve yazıyor. Bakın. Curve'e göre Z seçmem gerekiyor. Yani önce benim curve seçmem gerekiyor. Curve'ümü seçeceğim. Bastım. None'a bastım ve yeni bir curve seçme ekranım geldi. Buradan yeni bir curve oluştur diyorum. Ben nereyi curve olarak seçeceğim? Ben şuradaki cebi işlemek istiyorum. Hemen şuradaki curve'lerimi tıklayarak seçiyorum. Seçtim. Curve'ım bu şekilde açık kalsın istiyorum. Bakın kendi kendine otomatik kapatmaya çalışıyor. Şuradaki tiki kaldırdım ve bakın artık kapatmıyor. Ve bu tanjantı curve 2,5 eksen bir uygulama olduğu için curve'ı Z0'a taşımak istiyorum. Şu anda bir pah derinliği kadarlık bir burada eksiklik var. Orayı yukarı kaldırmak istiyorum. Curve'ı nasıl yukarı taşıyorduk? Şuradaki ince kutudan aşağı doğru ok simgesi olan kutudan basıyorum buraya. Bakın buraya distance mesafesi. İstersem buraya direkt offset diyebilirim. İstersem buradan direkt plane'imi seçebilirim. Ben böyle yapacağım. Z0'a bastım. Sağ tıkladım. Preview dedim. Bakın oraya geldi. İki tane oldu. Neden? Çünkü burada Keep Original Tick açık. Kapattım bunu. Bu hala ön izleme pozisyonunda. Bakın preview aktif durumda. Ben Validate Preview diyerek ön izlemeyi kabul et diyorum.
ve gördüğünüz üstte almış durumda. Tamam, okey dedim. Daha sonra benim buradaki, şunu önce bir kapatayım. Benim burada side of the curve to machine kısmım var. Bu kısım şu işe yarıyor. Şimdi bunu şöyle yan tarafa alayım. Bunu da yan tarafa alayım. Şimdi bu side of the curve to machine benim bu 2.5 eksen bir uygulama olduğu için, kullanıcı tanımlı bir uygulama olduğu için bu curve'ün neresini işleyeceğini programa belirtmem gerekiyor. Bir not, bunun çalışma mantığı şu. Buna bastığınız zaman size bir nokta seçtiriyor. Eğer nokta seçtiğiniz curve'ün içindeyse içini işliyor, dışındaysa dışını işliyor. Ama her zaman tabii ki böyle yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü tanjant to curve 2.5 eksen bir uygulama olmasına rağmen parçayı bazen görebiliyor. Şöyle şurada machine curve separate dediğimiz zaman seçtiğimiz curve'lerin her birini ayrı ayrı değerlendiriyor ve ne tarafı boşsa curve'ün, ne tarafı işlenecek vaziyette ise o tarafını işliyor. Şu an ben bunu seçtiğim zaman içini işleyecektir. Şuradan curve'ün seçeyim. Şu boş kalmış. Tamam, okey dedim. Şöyle yapalım. Daha sonra Z movement belirleyeceğim. Ondan önce benim bir derinlik ölçmem gerekiyor. Şuradan hemen sol alttaki execute tuşunun yanındaki mezura simgesine tıklayarak benim ölçüm yapabileceğim pencere geliyor. Buradan line'ı seçiyorum. Ve artık nokta belirtmem gerekiyor. İstersem şuradan tutarım. Şuraya kadar derim. Bakın Z-38. İstersem de şuradan tutarım. Şuraya kadar derim. Yine aynı sonuçta. -38. Derinliği 38'miş. Tamam, kapattım orayı. Hemen Z of the curve'e basıyorum. Bana soruyor referans Z'in neresi olacak diye. Ben diyorum ki ben curve'ümü Z'e taşıdım. Benim referans Z'im orası olsun diyorum. Bu böyle seçili kalacak. Ve 38 mm'yi çoklu pasoda işle diyorum. Çoklu pasoda işle dedikten sonra bakın benim seçeneklerim açıldı burada hepsi. Bana en uygunu hangisi ise ben onu seçeceğim. Benim curve'üm yukarıdaydı. Takım yollarımı altına oluşturmak istiyorum. Yani bu birinci seçenek. Birinci seçeneğe bastım. Hemen altında işleme derinliğini soruyor bana. Toplam işleyeceğim derinlik 38.1 mm. Ve stepleri de 10'da 5 alabilir. Tamam, burada başka bir şey değiştirmeyeceğim. Şunun farkını göstereceğim. Bu gösterdiğim zaman daha iyi olacak. Şimdilik geçiyorum. Okey dedim. Hemen giriş çıkışları ayarlayacağım burada. Basıyorum. Herhangi birini bastığım zaman hepsinde aynı pencere açılacaktır. Şöyle herhangi birini bastığım zaman aynı pencere karşıma gelecektir. Şimdi burada neyi değiştireceğim? Ben bunlar giriş hareketlerim, lead-ins, çıkış hareketlerim, lead-outs. Şimdi giriş ve çıkışları özelleştirebiliyorum tanjant curve'de. Ben giriş radyüsü vereceğim 2 mm. Girişte çıkışta eşit. Şuradaki tikim açık olduğu için girişi de çıkışı da eşit yapıyor. Ben buradaki tik açık olsun istiyorum. Girişte çıkışta eşit olsun. Ve şu tangency extension, bu da takım yolunu açma komutu. Hani dün takım yolunu giriş çıkışlarını uzatmıştım ya, aynı bu da o işe yarıyor ama buradan yapabiliyorsunuz. Tangentini böyle uzatıyor. Ben diyorum ki 10 mm uzatsın.
Daha sonra okey diyorum. Execute deyip, pardon, şu sağ tarafa geçmeliyim. Sağ tarafta bunları yaptıktan sonra bakın stock allowance kısmı var. Bırakacağım stock miktarını soruyor bana. Ben diyorum ki Z'de 0 bırakmayacağım. Yanda da stock bırakmayacağım. 0 diyorum. Lateral passes bunda da şurada hemen göstereyim. Benim burada seçtiğim curve'ü içe doğru offsetlemek, içe doğru offsetleme komutu. Yani bu duvarı ben yanal olarak tekte mi alayım yoksa yanal olarak birkaç pasoda mı alayım diye soruyor. Ben tekte al diyorum. Oraya kaba işlemi atmışım gibi düşüneceğim. Tekte al diyorum ve execute deyip hesaplatıyorum. Bakın hesapladı. Simülasyonunu gerçekleştireceğim şimdi. Bakın gördüğünüz gibi her pasada gitti. Böyle işledi. Gördü bir kere. Sonra kalktı geldi. Tekrar aynı yerden girdi. Kalktı geldi. Her pasada kalktı geldi. Şimdi simülasyonunu yapalım bir de. Simülasyonu da görün. Bakın. İşledi, kalktı, girdi, işledi, kalktı, girdi, işledi. Bakın giriş çıkışlarda 2 milimetrelik radyüsüm var. Ve yukarıdan baktığım zaman da şöyle takım yolunu körden 10 milimetre uzatmış durumda. Oraya girdiğim değerlerim. Tabii ben bunu bilerek böyle yaptım. Farkı görün diye. Şimdi daha farklı takım yolları çıkartacağım. Aynı yere, aynı takım stratejisiyle. Kapatıyorum bunu. Tekrardan New Toolpad diyorum. Zaten aynı şeyler gelecektir. Burada şimdi Ramp Down'un farkını göstereceğim. Curve Selection'ı önce kapatacağım. Curve'ümü kapatmak istiyorum şimdi. Curve'ü edit demeyeceğim. Edit dersem bir önceki takım yolunda da kapatacak. Yeni curve oluştur diyeceğim. Aynı curve'ü tekrar oluşturacağım. Şurayı da seçeyim. Tamam. İstersen böyle bırakabilirim. Zaten kendisi otomatik kapatacak. İstersem de şuradan gelip line komutuyla tıkladım ve tıkladım. Bakın kapandı. Okey dedim. Yine okey dedim. Şimdi şu Z of the Curve'den Ramp Down'un farkını göstereceğim. Bu Ramp Down'un tikini açıyorum. Bu ne işe yarıyor? Az önce her pasoyu işledikten sonra kalkıp tekrar gidip aynı yere geri dönüyordu. Şimdi ne yapacak? Bütün takım yollarını birbirine bağlayacak. Ne kadar derecelik açıyla birbirine bağlayayım diyor takım yollarını. Diyorum ki 3 derecelik bir açıyla her takım yolunun arasında şöyle bakayım gözükecek mi gözükmedi. Şuradan göstereyim. Şu her takım yolunun arasında şunları 3 derecelik bir açıyla eğiyor ve sürekli her döndüğünde aşağı doğru iniyor. Hiç kalkış yapmadan. Şimdi hesaplatalım. Onu da bir görelim. Bakın gördüğünüz gibi bir kere girdi. İşledi, 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 işledi. Sürekli aşağı giderek indi. Şu kırmızılar benim kalkış hareketlerim. Oradan anlayabiliriz. Bir de simülasyonunu gerçekleştirelim. Bir de simülasyondan görelim. Bakın. Girdi, işledi, işledi, işledi. Böyle aşağı kadar hiç kalkmadan
Hiç kalkış yapmadan dibe kadar indi ve kalktı. Close dedim, kapattı. Şimdi bir tane daha tanjant küpür yapacağım. Bu sefer ramp down'u kapatacağım. Bunu kapatacağım. Okey diyeceğim. Bu sefer mixed kesme yapacağım. Climb değil, mixed'ünü kes diyeceğim. Şu açmaları kapatacağım. Takımlarını artık açmasın. Sıfır diyeceğim. Zaten mixed dedim. Açmasını istemiyorum. Bu şekilde hesaplayacağım. Ve böyle görün. Burada overlap'in farkını göstermek istiyorum size. Hesapladıktan sonra göreceksiniz. Şimdi şöyle takım yolunu şuraya alayım. Bakın. Takımın giriş çıkış hareketleri sürekli aynı yerden. Gördüğünüz gibi. Bu parçada bazı izler bırakmaya sebep olabiliyor. Her yerde aynı yerden girip çıktığı için her pasoda, bakın şöyle simülasyonunu da başlatayım. Bakın, sürekli aynı yerden girip çıkıyor. Sürekli aynı yerden girip çıkıyor. Bu takım yollarında pardon, parçanın üzerinde şuradaki duvarda, örneğin şuradaki işlediği duvarda izler yapabilmesine sebep oluyor. Sürekli aynı yerden girip çıktığı için. Biz bunun önüne nasıl geçiyoruz? Şöyle hemen onu da göstereceğim. Takım yolunun içine girdikten sonra girişler çıkışlar kısmına geldim. Buradan şu overlap distance mesafesi. Overlap distance mesafesine bir değer girmem gerekiyor. Bu overlap distance mesafesi giriş ve çıkışlar arasındaki mesafe. Ben buraya yazdığım değer kadar giriş ve çıkışın arasını açacaktı. Ben buraya örneğin 5 milimetre yazıyorum. Okey dedim. Execute dedim. Bir de şimdi bakalım takım yoluna. Hemen hesaplayacaktır. Shift tıkladım. Takım yolu geldi. Bakın bu sefer takımı şöyle alayım. Ben baktığım zaman bakın giriş ve çıkışların arası 5 milimetre mesafeli durumda. Gördüğünüz gibi bu şekilde iz bırakmayacaktır. İz bırakmadan buraya işlemeye devam edecektir. Yani bu bir seçenek. Bana kalırsa en güzel burayı işlemenin yolu nedir? Tanjant kökürle tabii. Şöyle tek giriş, tek çıkış. Bunu nasıl yapmıştık? Şuradan içine girdim. Nasıl içine girdim? Yeşil topa bastım ya da C artıya iki kere bastım. Sol tıkla. Ramp down between planes'i aktif etmiştim ve buraya da 3 derecelik bir açı vermiştim. Böylelikle buraya işlemin en güzel yolu böyle oluyor. Tek giriş, tek çıkış. Hem zamandan tasarruf hem daha güzel bir yüzey elde edebilmek için. Şimdi şuradaki deliğe tanjant kör yapacağım. Sanki matkapla delmişiz de büyütme işlemini yapıyormuşuz gibi. Yeni bir takım yol diyorum. Curve'ümü değiştirmem gerekiyor tabii ki. Curve'ü değiştireceğim. Yeni bir curve oluştur diyorum. Şuradaki deliğin curve'ünü seçtim. Hemen bunu taşımak istiyorum yukarı. Z'de. Tip orijinali kaldırdım. Şuradaki fare ve düzlem ikonuna bastım.
taşımak istediğim yeri soruyor. Buraya tıkladım. Z'de 59 falan filanmış. Sağa tıkladım. Sonra preview dedim. Bakın seçtiğim düzleme geldi. Sonra validate preview dedim. Onayladım ön izlemeyi ve OK dedim. Şimdi şunun farkını göstereceğim. Şuna bir OK diyeyim. Şöyle yana çekeyim. Şunun farkını göstereceğim şimdi. Öncelikle buraya böyle kalsın. Bakalım nasıl yapıyor. Execute deyip hesapla. Bakın bunu açtım. Bakın. Nereden girdi takıma? Ben girişleri rampa verdiğim için şuradan girdi. Şöyle yukarıdan bakayım biraz. Böyle de alayım takımı. Girişleri rampa verdiğim için böyle girdi. Overlap distance mesafesi verdiğim için de çıkışı da şuradan çıktı. Ancak eğer şöyle olsaydı ben buraya hemen yapayım hatta. Şuradan rampayı radyusu 0 deyip overlap'te 0 deseydim de böyle yapsaydım. Öyle yaptığımda şimdi ne yapacak? Direkt seçtiğim curve'ün üzerinden parçaya girecek. Bakalım gördüğünüz gibi direkt şuradan parçaya girdi. Ama ben ne olsun istiyorum? Buradan girsin istemiyorum. Hemen bir simülasyonunu yapayım. Bakın girdiği yer çok kötü bir yer. Direkt küt diye oradan yandan giriyor ve işlemeye başlıyor. Aslında orada benim talaşım vardı. Ben ne yapmasını istiyorum? Matkapla deldiğim yerden ortadan girsin istiyorum. Tüm pozaları ona göre ortadan alsın istiyorum. Nasıl yapacağım? Hemen sağ tıkladım. New Toolpad dedim. Şurada curve'ü seçtiğimiz yerde şuradaki Machine Curve Separate Limit'ini kaldırıyorum. Buradan bir nokta belirleyeceğim. Bastım onun üstüne. Noktan var mı diyor. Noktam yok görüldüğü üzere. Yeni bir nokta oluştur diyorum. Hemen noktayı da circle şeklinde oluşturacağım. Ne yapıyordum? N'ye istersen basılı tutarım. İstersen şu OSnap komutlarından sadece N'yi aktif ederim. Ben N'ye basılı tutarak yapacağım klavyeden. Bastım. 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 Bakın ortasını seçti. Sol tıkla bunları mavileri seçtim. Otomatik olarak ortasını seçti. Sağ tuşla onayladım. Bakın yeşile döndü rengi. Ortadaki noktayı artık kabul etti. Okey dedim. Ve ben bu noktayı takım yolunda giriş ve çıkışlarda kullanmasını istiyorum. Onun için bu tiki işaretleyeceğim. Giriş ve çıkışlarda o noktayı kullansın. Ben orayı delmiştim. Orası boşluk. Oradan girerse takımın yüzeyi çok daha güzel çıkar. Takım daha az zorlanır. Makinem daha az zorlanır. Bunu tikini açıyorum. Okey dedim. Ve hesaplattım. Şimdi bakalım. Bakın ortadan girdi bu sefer. Güzel bir şekilde işlemi yaptı. Şuradan simülasyona basalım. Tabii ki bu güzel olmadı. Neden güzel olmadı? Çünkü her seferinde gidip oraya geliyor. Daha da güzelleştirelim bunu. Bakın dim direkt giriyor buraya. Hiç radüsü bir şey yok. Direkt giriyor. Ondan sonra her seferinde çıkıyor. Düzeltelim. New Toolpad dedim.
giriş çıkışları şuradan radüsünü kısmıştım. Bunu açıyorum. İleri 2 giriş çıkış dikim açık olduğu için onu otomatik yaptı. Tamam dedim. Şuradan ramp down'u da açayım. Bir kere girsin, bir kere çıksın. Okey dedim. Execute dedim. Şunu kaldırayım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir takım yolu oldu. Simulate dedim. Şöyle biraz hızını kısayım girerken. Bakın hızlı bir şekilde girdi. Sürekli oradan işledi. Hem buradan girdi matkapla deldiğim yerden. Hem de böyle radius vererek girdi yumuşak yine. Güzel oldu. Çıkışını da aynı şekilde yapacaktır. Tabii ne unuttuk? Bir şey unuttuk. Hemen düzeltiyorum. Biz buranın mesafesini ölçmedik. 2,5 eksen işlem olduğu için bakın ben de unutabiliyorum bazen. Derinliğini ölçmedik. Derinliği hangi derinlik kaldı? Hemen içine giriyorum. Oradaki cepte yaptığımız derinlik kaldı. İçinde şuradaki Z of the curve'e basarsak bakın 38.1. Demin şuradaki yaptığımız curve'ün mesafesiydi. Ben hemen yine ölçeceğim. Aynı şekilde 38.1 şuranın mesafesiydi. Ben hemen şuradan tutuyorum. Bir de şuradan tutuyorum. Bakın Z'de -87.4'müş. Ben 90 yapayım. Düz hesap. Nasıl olsa görmek için yapıyoruz. 90 dedim. Okey dedim. Execute dedim. Şöyle baktığımız zaman simülasyonu yapalım. Bakın güzel bir şekilde ortadan girdi. Matkabın olduğu yerden girerken de radüsünü yaptı. Öyle tek giriş tek çıkış yine ortadan çıkacaktır. Şöyle sona geldiği zaman kısayım. Şöyle bakın çıkışta da geri alayım. Çıkışta da böyle yukarıdan bakarsak hızını az daha düşüreyim. Çıkışta da yine radüsünü yaptı ve yukarı doğru çıktı. Çok güzel bir takım yolu oldu. Tangent to curve çok kullanışlı bir konu. Şimdi başka bir takım yol göstereceğim. Şuraya planar atacağız. 3 eksen bir finish uygulaması. Hemen sağ tıkladım yine boşluğa. New toolpad dedim. Bakayım saatimiz kaç. Tamam şunu da yapıp mola verelim. Hemen strategy type'dan tıkladım. 3 eksen finish uygulamaları. Ve planar finishing. Okey dedim. Onayladım. Takımımı soruyor. Bakalım nasıl bir takım lazım oraya. Şöyle okey dedim. Önce nereleri işleyeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Biz planarla nereleri işleyeceğiz? Ben şu kısmı işlemesini istiyorum. Sadece şu yüzeyine dokunduğum ve beyaz çerçeveyle gördüğü kısmı işlesin istiyorum. Hatta şuralarda da kalkmasın. Şurayı da işlesin istiyorum. Şöyle şuradan geçsin. Ne yapacağım? Şurayı bir yüzeye kapatma komutuna kapatayım orayı. CAD ortamına geçtim. Yüzey kapatma komutlarımdan All Complementary'yi seçtim. Yüzeyime tıkladım. Sağ tıkladım.
Kapatacağı yüzeyleri soruyor. Burayı kapatma, burayı da kapatma. Şurayı ve şurayı kapat dedim. Sadece şu ikisini kapatacak. Okey dedim, onayladım. Bakın şuraları da kapatmış vaziyette. Daha sonra tekrar okey diyorum. Close diyorum, pardon. Bunları CAM ortamına aktarmam gerekiyor. Şimdi sağ tıkladım. Add Optional Geometry dedim. Şuna da tıkladım. Tekrar onaylamak için sağ tıkladım. Bu sefer şuraya hatta şöyle yapalım. Biz daha güzel olur. Nasıl olsa planarda şuraları kapattık ya. Buraların hepsini seçip öyle planar olarak başka bir yüzey grubu olarak atalım. Yani şunu demek istiyorum. Sağ tıkladım. Bunu, bunu ve bunu seçtim. Hani tek bir yüzey grubu seçelim diye böyle yapmak istiyorum. Sağ tıkladım. Hemen ismini değiştireceğim. Sağ tıkladım. Rename the geometry dedim. Buraya da planar yazıyorum. Ve okey dedim. Okey dedim. Tamam, tüm yüzeylerim geldi diyor. Okey dedim. Tamam. Şimdi planarda yüzey seçerek çalışacağız. Hemen göstereyim. Öncelikle işleme metodumu bana soruyor. Takımımı belirledim. İşleme metodunu bana soruyor. Box işlesin istemiyorum. Sadece hani git kalk işte, git kalk işte değil. Lace şeklinde, git gel şeklinde işlesin. Ve nereye paralel olsun diye soruyor. Ben bir şeye paralel yapmayacağım. 45 derece yapacağım. Okey dedim. Daha sonra buradan devre ilerleme girmek istemiyorum. Bu şekilde hesaplatırsanız parçanın her yerine, gördüğü her yere planar atmaya çalışacaktır. Bu da tabii ki olmaz. Ne yapacağız? Biz bunu sınırlandıracağız. Sınırlandırmaya basıyorum. Sınırlandırıcı eğrime. Yeni bir eğri oluştur diyorum. Bastım. Şuraya tıkladım. Daha sonra şuna tıkladım. Ve şuna tıkladım. Sonra sağ tuşla onayladım. Bakın tıkladığım yerleri kapattı. Ben de burayı seçmesini istiyordum. Şu curve'e tıkladım ve sağ tuşla onayladım. Tamam. Curve'üm geldi. Bu curve'ü işletecektim zaten. Okey dedim. Başka yapmam gereken bir şey daha var. Ben şu yüzeyleri kapatmıştım. O yüzeyleri kapattığımı Workency'ye tanıtmam gerekiyor. Hangi yüzeyleri işleyeceğini. Şuradan Surface Selection'dan o yüzeyleri göstereceğim. Bastım Surface Selection'a. Daha önce takım yollarında kullandığım bir yüzey grubun yok diyor. Yeni yüzey oluşturman gerekiyor diyor. Tamam dedim. Yüzey, ya yeni yüzey oluşturabilirsin ya da yüzey grupları oluşturabilirsin. Ben diyorum yüzey grubu oluştur. Hemen neyi seçiyorum? Planarı seçiyorum. Benim seçtiğim yerler. Bunu da seçiyorum. Daha sonra da istersem şurayı da tabii ki seçmem gerekiyor. Şu yüzeyi de işlemesi için. Sadece bunları seçersem sadece gidip bunlara takım yolu oluşturacak. Buradayken nasıl burayı seçeceğim? Bakın tıkladığımda seçemiyorum şu anda. Ne diyeceğim? Ya tıklayıp New Surface List diyeceğim. Ya da şuraya gelip buradan Create a New List diyeceğim. Bastım. Buraya bastım. Sağ tuşla onayladım. Tamam. Başka yapmam gereken bir şey yok. Okey diyeceğim.
toleransım belli, stoğum 0, finish işlemi, corner smoothing radyusumu 0 yapacağım ekstradan stok bırakmasın diye. Ve burada da bana nereden başlamasını tercihimi soruyor. Ben bunu değiştireyim. Bakın şöyle x, şöyle y, x ekseni şöyle y ekseni olacak şekilde buradan başla diyor şu an. Ben nasıl başlasın istiyorum? Y ekseni böyle, x ekseni böyle diyorum ki ben şuradan başlasın böyle 45'e yatırarak işlesin diyorum. Yani iki seçenek oluyor, ikinci seçenek. Başka yapmam gereken giriş ve çıkışları belirlemek var. Bastım giriş çıkışlara. Giriş çıkışlarım radyal bir şekilde olsun istiyorum. Dik olmasın, radyal bir şekilde girsin. Ve giriş radyüsüm 2 yarı çapında olsun istiyorum. Hemen radyal step overs'tan takım yollarının yana kaymalarını birbirine radyal bir şekilde bağla diyorum. Okey dedim. Tamam, başka değiştirmem gereken bir şey yok. Planar finishing'de Z'de bir şey girmiyoruz. Burası none olarak kalacak. Execute diyorum. Hesaplatmaya gönderiyorum. Şu anda hesaplıyor. Yalnız planar finishing yüzeyleri çok hassas bir şekilde gördüğü için şimdi ben bu yüzeyi ördüm ama çok o arasında çok ufak bir boşluk kaldı. Ne kadar örsem de ben yüzeyden yüzeye bu çok arasında ufak bir boşluk kaldığı için şimdi oralarda kalkma yapacaktır. Bakın hemen açalım takım yolunu, hesapladı. Bakın gördüğünüz gibi oralarda kalkıp şuraları da sanki köşeleri işlemeye çalışıyormuş gibi yapıyor. Ben ne yapacağım? Onu hemen düzelteceğim şimdi. Takım yolunun içine giriyorum. Yüzey grubumdan bu sefer başka bir şey ekleyeceğim. Tıkladım. Benim grubumu benim düzenlemem gerekiyor. Yeni bir grup oluşturmama gerek yok. Düzenleyeceğim grubu. Edit the entity diyorum, grubu düzenledim. Bu sefer şuraların arasını da eklemem gerekiyor. Yani şu kapattığım yüzeyle şuradaki benim seçtiğim yeşil yüzey arasındaki yüzeyleri, yani şu deliğin şu duvarlarını, çeperlerini de seçmem gerekiyor ki oralarda kalkış yapmasın. Dümdüz insin, dümdüz çıksın istiyorum. Yeni grup dedim. Şuralara bakın, üstüne geldiğinde ön izlemesini yapıyor. Neresini seçeceğini, şu an duvarların çeperini seçiyor. Tıkladım, 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 tıkladım. Bakalım oraları da seçti. Şurayı da seçmem gerekiyor tabii ki. Tıkladım. Ve tıkladım. Tamam. Şu an işlemim tamam. Sağ tuşla onayladım ve oraları da ekledim. Şuradaki list 1, oralar list 0. Bu seçtiğim yüzeyim. Okey dedim. Yeniden hesaplatmak istiyor çünkü ben takım yolunu hesaplamıştım. Ama şimdi hesapladığım bir takım yolunun yüzeylerini değiştirmek istiyorum. Tabii ki bana recalculate uyarısı verecek. Yeniden hesapla diyorum. Ve hesapla diyor. Saatimiz 10:30. Bunu da görelim. Sonra bir mola verelim. Tıkladım takım yoluna. Bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde buralarda hiç kalkış yapmadan oraları sanki yüzeymiş gibi
işledi. Şimdi ne yapacağım? Bir de şunu değiştireceğim. New toolpath diyorum. Onu değiştirmeyeyim. Şuradan X'e paralel diyorum. Ve bir de böyle hesaplatalım. Bir de böyle görelim. Hemen açtım. Bakın X'e paralel bir şekilde güzel bir şekilde girdi. Bu arada ben girişi yanlış vermişim. Şuradakini. Şu 2'yi 3 olacaktı. Hani şuradan girsin istemiştim ya. 2'yi seçtiğim zaman şuradan giriyor. X şöyle, Y şöyle olduğu için 1 noktası benim buram oluyor. 2 burası, 3 burası, 4 de burası oluyor. Fark etmez. Şu an bir şey değiştirmeme gerek yok. Tamam. Planlar bu şekilde. Şimdi şurayı, şuradaki kanalı işleyeceğiz. Orayı nasıl bir stratejiyle işleriz? Orayı şöyle hemen sağ tıkladım. New toolpath dedim. Strategy type'dan geldim. Planar yapmayacağım oraya. Oraya 3D drive curve finishing yapacağım. Bu 3D drive curve finishing uygulaması seçtiğiniz curve'ün içini veya dışını nereye işletmek istiyorsanız X'de ve Y'de eşit adımlarla işleme stratejisidir. X'de ve Y'de eşit adımlamaları yaparak seçtiğiniz bölgeyi işler. Ben böyle işlemek istiyorum. Takımımda üçlük olsun. 8'lik bir kanaldı orası. Şurası 8 bir kanal. Curve'lerimi değiştireceğim. Yüzeylerimi değiştireceğim. Çünkü bir önceki planardan kalan yüzeylerdi. Hemen sınırlandırıcı bir eğri veriyorum. Hangi eğriyi vereceğim? Ben bu curve 5'i vereceğim. Ben onu önceden çıkarmıştım. Şimdi tekrar çıkartalım. Yeni curve oluştur dedim. Ben nasıl yapacağım? Böyle teker teker gidip de hepsini dönmek istemiyorum. Çok zahmetli. Öyle yapmayacağım. Nasıl yapacağım? Direkt yüzey seçeceğim. Şu yüzey dedim. Ben bu yüzeyi seçtiğim zaman bu yüzeye ait curve neresiyse bana oraya çıkartır. Yani bu yüzeyi seçersem bana şöyle gider. Şuraları açık, şöyle her yeri dönerek curve çıkartır. Ne yapacağım? Şöyle kapatacağım. Kapattığım zaman şu anda sağ tıklarsam ona hepsinin bu pembe yerlerin içindeki curve'leri çıkartacak. Sağ tıkladım. Bakın benim curve'üm çıktı. Tıkladım. Tekrar sağ tıkladım ve bu curve'ü seçmek istiyorum deyip onayladım. Tamam. Curve'ümü seçtim. Okey diyorum. Daha sonra benim bu curve'ümün içini işletmem için benim bu yüzeylerimi seçmem gerekiyor. Bu yüzeyleri seçmezsem eğer, bu kapattığım yüzeyleri seçmezsem o takım aşağı doğru inecektir. Ne kadar derinliği varsa işlemeye çalışacaktır. O yüzden Surface Selection'dan oraların yüzeylerini seçeceğim. Hemen yeni bir yüzey oluştur diyorum. Bakalım oralar nerede? Şunlar. Bunu seçtim. Bakın burayı da seçti. Benim yüzey grubum burası olduğu için burayı da aldı. Ama burasının almasının bir önemi yok. Burasını alsa da işlemeyecek. Çünkü ben dedim ki sınırlandırıcı eğrimin içini işle dedim. Programa eğrinin içinde eğer seçtiğim yüzeyler yoksa zaten seçtiğim yüzeyleri işlemez. Bunun bu eğrinin amacı zaten o.
Tamam, yüzeylerimi kapattım, yüzeylerimi seçtim. Şimdi bir de tabii şuradaki yüzeyleri seçmem gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Bir daha buradan yeni bir liste oluşturmama gerek yok. Oraları seçmeme gerek yok. Ne yapacağım? Direkt parçamın hepsini seçeceğim. Parçamın hepsini seçtiğim zaman zaten hani ben sınırlandırmıştım ya. Zaten bunun içini işleyecek. Sadece bakıyorum, kontrol ediyorum. Buradaki yüzeyi almamış. Tamam, onu almasını istemiyorum. Şurayı da almış. Orayı da almasını istiyorum. Okey diyorum ve onaylıyorum. Tamam, takımım üçlük. Yana kaymasını otomatik verdi. Tamam, sıkıntı yok. Sadece böyle olsun. Şimdi giriş çıkışlara baktığımız zaman girdim içine. Giriş çıkışlarda ben düz girmesini istemiyorum. Radyal girsin ve giriş radyüsü de 2 ve 2 olsun. Adımlamaları, yana adımlamaları radyal bir şekilde bağlasın ve geçişleri de 3D olarak sürekli kapatarak yapsın. Okey dedim ve geldim sağ tarafa. Şu Machining Zone'la başlayıp Cutter Movements'la biten şu büyük alan zaten sürekli aynı. Benim her takımımda değişen kısmım burası. Şimdi burada ne diyor bana? Burada Invert Toolpath diyor. Yani ben böyle seçtiğimde curve'ümü buradan seçmiştim ya. Anda o curve içeri doğru kapata kapata işleyecektir. Eğer ben bunu ters çevir dersem içeriden başlayacak bu sefer. Dışarı doğru kapata kapata işleyecek. Ama ben istiyorum ki dışarıdan başlasın. İçeri doğru kapatsın. Şu da şu seçenek de hani bu dışarıdan başlıyor. Kapata kapata geliyor ya. En son mesela onun farkını da göstereceğim. En son yapamadığı yerlere kalkıp tekrar bir takım yol çıkarma, bir paso atma işlemidir. Onu da tekrar göstereceğim. Şimdi yapmayacağım. Bir sonraki takım yolunda onu göstereceğim. Keep of Quiet kısmına dokunmuyoruz. Machining Boundary nasıl işlemek istiyorsa program öyle yapsın. Execute diyorum. Ve hesaplatmaya gönderiyorum. Şimdi o hesaplarken beklemeye gerek yok. New Toolpath dedim. Center Pass'te Perform Center Pass'in tikini açtım. Son çıkardığı takım yollarını, son raddeki takım yollarına da takım yol çıkarsın dedim. Hesaplat dedim ve hesaplatmaya gönderdim. Bakın ilki Perform Center Pass'in tiki açık olmadığı zaman şöyle buralarda kapata kapata geldi. Ama burada daha takım yol çıkaramadığı için hani eşit adımlaması bozulduğu için oraya takım yol çıkarmadı. Ama çıkarmadığı zaman da orayı alamadı. Şimdi burada ne yapacak? Oraya bakın gördüğünüz gibi takım yolları çıkardı. Telefonum çaldı, affedersiniz. Oraya da gördüğünüz gibi takım yollarını çıkardı. Hemen bir simülasyon yapalım. Simülasyonunu gerçekleştirelim. Sağ tıkladım. Simülate dedim. Böyle hızı biraz kısayım. Gördüğünüz gibi yani bir şekilde kapataraktan her tarafa eşit adımlarla işledi. En sonunda da yapamadığı yerlere pasosunu attı ve işlemi tamamladı. Takım yolu da bu şekilde. Başka ne göstermem gerekiyor? Başka planı gösterdim. Bakayım bir. Z'le veri gösterdim. Flat'i dün göstermiştim. Flat'i bir daha mı göstersem?
Ha, bir şu 3D Drive Curve Finishing var. Bir de 3D Finishing var. Bu 3D Finishing bu 3D Drive ile aynı işi yapıyor gibi gözüküyor. Ama 3D Drive'ın özelliği eşit adımlamalar yapması. İsterseniz bir de orayı 3D aynı yeri 3D Finishing ile işlem yapalım. 3D Finishing'i seçtim. Okey dedim. Yüzeylerim aynı, eğrim aynı, takımım aynı kalsın. Bu sefer metot kısmına bakın. Metot kısmı değişti. Less geldi, box geldi, climb geldi, conventional geldi. Mix seçmeme izin vermiyor. Ben climb seçeceğim. Düz kesim olsun. Ve git gel şeklinde seçeceğim. Giriş çıkışlarımdaki 3D ve radyal açık olduğundan emin oluyorum. Rampa şey radyal değerim de 2. Tamam dedim. Okey dedim. Okey dedim. Ve burada sağ tarafta hemen takım yoluna özel seçenekler geldi. Machining order kısmı nereye önce işleyeyim diyor. Bu karma bir şekilde işle demek. Bu içeriden dışarı işle, dışarıdan içeri işle, verdiğim curve'e göre işle. Ben diyorum ki karma bir şekilde işle bakalım nasıl yapacaksın. Hesaplattım. Çok da uzun sürmemiş. Bakın bu eşit adımlamalarla yapmadı. Bakın takım yollarını biraz açtı. Böyle adımları eşit değil. Buralarda bakın adımlar eşit değil. Ama yine güzel bir yüzey. Bunda da çıkartır. Hemen simülasyonunu yapalım. Yine aynı şekilde. Ben bunu invert deseydim bu sefer içeriden dışarı işlemeye başlayacaktı. Bu şekilde işledim. Tamam.